Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kafir bilen kul verip kurşiş hakkında soru genekeller. Bu caiz mi? Kafir bilen kul verip kurşilik eğer salam bilen bulsa bu nasıl nacaizliği de şüphe yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste la tebdeul yahudu ve nasara bisselam Yahudu nasanilerge başlayıp salam vermeyeler de gelirler. Ama şunçaki ular bilen kul verip kurşken de kul çözüp, onların uzunluğu bir tebrikleri, mesela hayırlı gün, hayırlı tong degan, ya ki onların uzunluğu tilleri de selam bilen, selamlaşış bu ise, bu derslerinin hükmü uzgaradı. Bunu İmam Ahmet makruh degenler. La yu'cibuni, kafirge kul veriş, şu menge yokmaydı degenler. Lekin haram deme geller. Bana bu delil ki bunun hükmü başka. Nima uchun menga yoqmaydi desa, bu u najasligidan emas. Balki qo'l berib ko'rishish mehr muhabbatni paydo qiladi degan. Alloh taolo kofirlar haqida va mu'minlar haqida, ular o'rtasidagi muomala haqida la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa dunna man haddallohu va rasula. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan insonlarni Allohga va Rasuliga qarshi chiqqanlarga mehr muhabbat qilayotganligini topmaysiz degan. Shunga teskari bo'lib qoladi degan. Ammo Hanafiya mazhabida aytganki, inson agar o'sha qo'shnisi bo'lsa, kofir bo'lsa ham qo'shnichilik haqqiligi uchun har kimga bir qo'l berib qo'yishligi joiz deyshgan. Chunki bunda qo'shnichilik haqqi bor degan. Agarcha u kofir bo'lsa ham. Lekin hech kim bunda u najasligi uchun qo'l berilmaydi demagan. Yani Allah Teala ayette innemel müşrikune necas. Müşrikler necas diken. Şunun için mez. Çünkü o ayetteki müşrikler necaseti bu manevi necaset. Hissi necaset mez. Şu manevi necasetliği için hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerden alingen nerselerde mesela yumuşke büyürme gelirler. Öyle necas bulurdu. Ganimet alingen, başka alingen. Hiç kaysın yumuşke büyürme gelirler. Ve kafirden nerse satıp alıştan ama kaytarma gelirler. Bu necas bulsa unda narsa sotib olish nojoiz bo'lishi kerak edi. Va balki Alloh taolo mana ahli kitoblar ham asl mushrik. O'shalarda taomini ham muboh degan. Va taomul ladina utul kitoba halol lakum ahli kitoblar taomi sizlarga halol degan. Unda najas bo'lsa u taom qanday halol bo'ladi? Yoki ahli kitoblarda ayol sizlarga halol degan. Ayoli halol bo'lsa, u ahli kitoblar ham mushrika. Ayollari qanday qilib ularga ya'ni biz halol bular, najosat bo'lsa ular. Biz yani hamma joyimizni najosatga aylantirish kerak. Mana bular hammasi shuning uchun dalolat qiladiki, mushriklar najosligidan maqsad u ma'naviy najosat, hissiy najosat emas. Ammo Ummu Habiba onamiz otasi Abu Sufyon kelganda tagidan to'shakda olib qo'yganligi bo'lsa, bu shunchaki haqorat qilish uchun qilgan. Zajr deyiladi. Birinchidan Rasululloh unga buyurmagan shunday qilgin deb. U kishi o'zlari taqvolaridan shu zajr qilgan otasini, ya'ni toki bir o'zini kimligini tanib olsin degandek qilib qilgan. Aslida Rasululloh biror holatda unaqangi narsaga buyurmaganlar. Shuning uchun kofirlar bilan qo'l berib ko'rishishlik asli Imom Ahmad aytganlaridek la yojibuni degan, ya'ni yoqmaydi menga degan. Chunki shu mehr muhabbat foyda qilmasin o'rtada degan. Lekin mana qo'ni qo'shnilar bo'lsa, ularda haqqini ado qilish uchun ularga bir qo'l berib qo'yiladi, Alloh taolam.